arkadaşlar R kare ve R kare verdiği zaman analitik düzlem demek istiyordur. R kare analitik düzlem çünkü x eksine ve y ekseninden oluştuğu için iki bileşen vardır. Bu yüzden R kare analitik düzlemden analitik düzleme tanımlanan bir fonksiyon demek ister bunlarda. Ve x noktası x artı 2'ye dönüşmüş y koordinatı da y artı 5'e dönüşmüş demek haliyle. Her aldığınız noktanın apsisini 2 arttıracaksınız. Ordinatını da 5 arttıracaksınız. Bu yüzden 3'e 6 olur. E şıkkı. R kare koordinat sistemi demek. Koordinat sisteminde x, x artı 1, y, y eksi 2 oluyorsa absis 1 artmış, 1 olmuş. Ordinat da 2 azalmış, 1 olmuş. Dolayısıyla x başlangıçta 0'mış, y de arkadaşlar 3'müş. 0'a 3 D şıkkı. Bir noktanın orijin etrafında döndürülmesi sorulduğu zaman 90 derece arkadaşlar pozitif yön diye de belirtmiş. Şöyle temsil olarak bir tane görün AB noktası şöyle alfa dersek 90 derece dönünce şurası da beta olsun. Böylece alfa beta 90 burası da 90 beta alfa olacak şekilde. Zaten döndürmede uzunluk değişmeyeceği için haliyle şöyle bir P noktası yeni durumda P'nin üssü olur ve A, B. Sonra alfanın karşısı B olduğu için B olacaktır. Betanın karşısı da A olduğu için yine A olur. Yani A'ya B noktası eksi B'ye A olur. Ezberlemek isteyenler de ordinatla absisi yer değiştirip ordinatın işaretini değiştirebilirsiniz. Direkt eksi B'ye A diye de ezberleyebilirsiniz. Haliyle ben burada artık 5'e 6'yı bakın değiştirdiğim zaman eksi 6'ya 5 olduğunu göreceğim B şıkkı. Bir şekil döndürüldüğünde, ötelendiğinde bütün noktalara aynı şekilde döndürülür veya ötelenir. Haliyle üçgeni siz 3 üç birim sağa 2 birim yukarı ötelediğiniz zaman hepsi artı 3 ve artı 2 olacak şekilde ötelenir arkadaşlar. Apsis eksi 6 3 daha eksi 3. Ordinat 2 2 daha 4 olacak. Yine diğeri de 4 3 daha 7 3 2 daha 5. Son noktada yine eksi 5 3 daha eksi 2 eksi 1 2 daha 1. Buna uygun cevaba bakıyorum. C şıkkı. Bu noktanın 180 derece döndürülmesi arkadaşlar bu noktanın orijine göre simetriğinin alınması demektir. Ve orijine göre simetriyi de şöyle düşünebilirsiniz. Önce x'e göre sonra y'ye göre katlamaktır, simetri almaktır ya da tam tersi önemli değil. Önce y'ye göre, sonra x'e göre katlamaktır. Bir örnek göstereyim bakın. Bir A noktası 180 derece döndürüldüğü zaman böyle simetri alırsınız x eksenine göre. Sonra bir de y eksenine göre simetri alırsınız. İşte elde edeceğiniz nokta gerçekten 180 derece döndürülmüş noktadır. Haliyle orijine göre simetri de arkadaşlar. Ezbere bence bilin çünkü hep karşınıza geliyor. X, Y'nin orijine göre simetriği eksi X, eksi Y olur. Dolayısıyla bunun cevabı da bu yüzden 3'e eksi 1 olacaktır. B şıkkı. Arkadaşlar ezberleri var ama tabii ki ezber bazen saat yönü pozitif yön deyince karışabiliyor. O 90 derece döndürmede ne olursa olsun bence yorumu görmek lazım. Burada bir de pozitif yönde değil saat yönünde. Şimdi 2'ye 4 noktası eşlik yapalım. Çünkü her zaman orijin etrafında döndüremeyeceksiniz. O yüzden Temel döndürmeyi bence bilmeniz lazım. Haliyle ben yorumla göstereyim. 2 4 şöyle bir alfa açısı olsun x ekseni arasında. Saat yönünde olduğu için artık bakın yönümüz böyle. 90 derece döndürdüm. Şurası da beta olsun tamam mı? O zaman 90 olması için beta olur. Yine burası da 90 olması için alfa olur. Şimdi standart eşlik döndürmede uzunluk değişmez arkadaşlar. Bu yüzden eşlik diyoruz. Haliyle beta'nın karşısı 2 olduğu için Burada da yine beta'nın karşısı 2 olur. Ve alfa'nın karşısı 4 olduğu için alfa'nın karşısı 4 olur. Noktanın koordinatları 4'e eksi 2 olacaktır. B şıkkı. Arkadaşlar ezberleri var ama tabii ki ezber bazen saat yönü pozitif yön deyince karışabiliyor. O 90 derece döndürmede ne olursa olsun bence yorumu görmek lazım. Burada bir de pozitif yönde değil saat yönünde. Şimdi 2'ye 4 noktası eşlik yapalım. Çünkü her zaman orijin etrafında döndüremeyeceksiniz. O yüzden temel döndürmeyi bence bilmeniz lazım. Haliyle ben yorumla göstereyim. 2, 4 şöyle bir alfa açısı olsun x ekseni arasında. Saat yönünde olduğu için artık bakın yönümüz böyle. 90 derece döndürdüm. Şurası da beta olsun tamam mı? O zaman 90 olması için beta olur. Yine burası da 90 olması için alfa olur. Şimdi standart eşlik döndürmede uzunluk değişmez arkadaşlar. Bu yüzden eşlik diyoruz. Haliyle betanın karşısı 2 olduğu için burada da yine betanın karşısı 2 olur. Ve alfanın karşısı 4 olduğu için alfanın karşısı 4 olur. Noktanın koordinatları 4'e eksi 2 olacaktır. B şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada 120 derece döndüreceğiz. Orjin etrafında döndürüyoruz ama bizden noktayı istemiyor. O yüzden şunu düşünebilirsiniz bakın. Şöyle döndürdük 120 derece. Döndürmede uzunluk değişmez. P, P üssü haline geldi ama orijinal olan uzaklığı aynıdır. Ve benden uzunluk istediği için noktayı bulmak zorunda da değilim. Eksi 4, 2 kök 5'in orijinal olan uzaklığını bulalım. 16 artı 20, 36, 6 oldu. Değişmediği için orijinal olan uzaklık yine 6'dır. Haliyle 6 6 6 kök PP üst arasındaki uzaklık. Bu şekilde yapmak lazım uzunluk sorduğunda. Orijin etrafında pozitif yönde 120 derece döndüreceğiz. Şimdi arkadaşlar 120 derece döndürdüğümüz için burada e, özel 90 derece 180 gibi hani formülde ezberleyemeyeceğiniz için bu durumda gerçekten aradaki açıya dikkat etmeniz lazım. Şimdi 2 kök 3 2 noktası alelade bir nokta değil. Bunun apsisi 2 kök 3. Ordinatı 2. Birdik üçgenden dolayı bakın burası 30-60-90. Ve biz bunu 120 derece döndürdüğümüz zaman şurası 60 olduğundan bir 60 daha döndürürsem 120 derece döndürmüş olacağım. Noktanın orijinal olan uzaklığı değişmez çünkü bir çubuğu çevirir gibidir. Haliyle artık bakın 2, 2 kök 3, 4 burası da 4, 30 oldu. 30, 60, 90'dan dolayı 2, 2 kök 3 yani Eksi 2 kök 3'e 2 gelmiş oldu arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Bir şekil merkezi etrafında döndürüldüğü zaman bir dış açısı kadar arkadaşlar onun görüntüsü bozulmaz. Tabii ki harflerin yeri değişir. Mesela şöyle bir A, B, C, D karesinde siz bunu 90 derece döndürürseniz A, B'nin olduğu yere gelir ama görüntü değişmez. Görüntü değişmekten kastımız ne? Görüntü bakın şöyle olursa evet değişir ama Böyle olursa değişmez. Harflerin yeri değişmiş olur. Haliyle bundan dolayı yapacağımız yorum dış açısı veya merkez açısı 90 derece. Bunun da yine dış açısı veya merkez açısı 60 derece. Bunun da arkadaşlar 360 bölü 8'den 45. Bu 360 bölü 6'dan 60. Bu da 360 bölü 4'ten 90 olacak. 90'ın katı olduğu için 450 döndürürseniz görüntüsü aynı olur. Yine 450'yi 60'a böldüğünüz zaman tam olmadığı için bunun görüntüsü bozulur. 450'yi 45'e böldüğünüz zaman 45'in tam katı olduğu için bu da olur arkadaşlar. Bu yüzden kare ve sekizgen B şıkkı. Noktasının koordinatlarını ikizkenar yamuk yardımıyla bulalım. Şimdi ikizkenar yamukta sol ve sağ parçalar birbirine eşittir arkadaşlar. 11'e 4 olduğu için Apsisi 11, B'nin apsisi de 14 olduğu için aslında şöyle bir T dersek TB uzunluğu 3 birim olur. Sonra aynı şekilde buradaki A, L diyelim. A, -L de 3 birim olacaktır. 2'den 3 arttırırsak D'nin apsisi 5 olur. Ordinata geldiğimiz zaman C ile zaten aynı hizada bu yüzden bunun ordinatı 4'tür. 5'e 4 noktasını 6 birim sola gönderdiğimiz zaman 6 birim çıkarmamız gerekiyor. Eksi 1 olacak. Yine İki birim aşağı gönderdiğimizde iki birim çıkarmamız gerekiyor. 4-2'den 2. Dolayısıyla A şıkkı. Noktaları A, B, C, D'yi yazdım arkadaşlar. 90 derece döndürmeyi de hemen kenarda hatırlayalım. Saat yönünde demiş. Şöyle bakın alfa 90 derece döndürdüğümüz için beta diyelim. Şimdi bir A noktası A üstü noktasına geleceği için eşlikten kaynaklı alfanın karşısı A olsun arkadaşlar. Burada yeni durumda şöyle burası alfa olduğu için bakın burası A birim olacaktır. Yine apsis, yani betanın karşısı B olduğu için burada da artık betanın karşısı B olacağından dolayı AB BA noktası gördüğünüz gibi neye dönüşüyor? Eksi B ordinat ve A oluyor. Haliyle ordinatla absis yer değiştiriyormuş ama ordinatın işareti eksi oluyor. Hemen bir örnek görelim. 2'ye 1 noktasının absisi 1 oluyor arkadaşlar. Ordinatı eksi 2 oluyor. Yer değiştirdiler. Ordinat işaret değiştirdi. Sonra aynı şekilde 5'e eksi 2. 5 eksi 8 ve 1 eksi 8 arkadaşlar. Bu durumda hangisi şıklarda bizim yaptığımıza uygun değil? E şıkkı. Bir şekli döndürdüğünüzde veya ötelediğinizde üzerindeki bütün noktalar arkadaşlar aynı şekilde ötelendiği için veya döndüğü için burada bir noktayı referans alıp oradan şekli çizmeniz kolaylaşır. Buna göre mesela C noktasını düşünseniz. C noktasını 4 birim sağ ve 1 birim yukarı göndereceksiniz. Haliyle 1, 2, 3, 4. Bir birim de yukarı gelince C buraya gelir. Haliyle B ile C arasında 4 birim olduğu için B de burada olur. Aynı şekilde A'da 1, 2, 3, 4 ve 1 birim yukarı. İşte ABC üçgenini yaptık. KLMN 4, dikdörtgeni ise 5 birim sola ve 5 birim aşağı. Aynı şeyi bunun için de yapacağım. C nok K noktasına dikkat edin. 5 birim 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman B'nin olduğu yere geldi. Zaten bu bir dikdörtgen. Aslında... Uzunluğuna dikkat ederseniz 4 birim olduğundan hemen böyle bir dikdörtgen elde edebiliriz. Diğer noktaları ezbere yapmak basit artık. Bundan sonra bakın gerçekten K, N, M, L diye oturması lazım. Şimdi bunların kesişim bölgesindeki alanda burası. Alt taban 4 birim, üst taban 2 birim, 4 artı 2, yükseklik 3, bölü 2. Buradan da 9 birim kare oldu B şıkkı. B noktası arkadaşlar orijin etrafında 45 derece döndürülecekse bir OB uzunluğu çizin. OB'yi bakın döndürdüğünüz zaman böyle döndüre döndüre nereye gelecek 45 derece olduğundan dolayı? Y eksenine gelecek çünkü köşegen 45 derece bölüyor haliyle şöyle bir B üssü noktası olur. Ve bu artık bizim OB'yi bulmamız gerektiğini söyler. Kare olduğu için AA, bir nokta şeklin ise denklemi sağlar. 2a artı a eksi 24 eşittir sıfırdan. a 8, 8 8, 8 kök 2. Demek ki b noktası 0, 8 kök 2'ymiş a şıkkı. Eşlikten, benzerlikten varsa b noktasının koordinatlarını bulacağız. Sonra da döndüreceğiz. Bakın burada benzerlik var çünkü kare değil, k'ya 2k diye söylemiş. Dik v'den yararlanacağız. Soluna sağına böyle alfa beta dersek Şimdi eksi 6 olduğu için Şu D'nin Dik iz düşümündeki koordinat eksi 6'dır Haliyle eksi 6'dan eksi 2 çıkarırsak burası 4 birim olacak Ve yine ordinattan dolayı Alfanın karşısı 5 betanın karşısı 4 benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için Alfanın karşısı arkadaşlar 10 olması gerekiyor Şöyle burası 10 birim Ve yine Beta'nın karşısı 4 olduğu için burada da beta'nın karşısı 8 olmalı. Şimdi artık bundan sonra ne söyleyeceğiz? B noktasını A etrafında döndürüyoruz bakın. Orijin etrafında değil yani şöyle döndüğü zaman 90 derece şu açı olduğu için B şöyle bir hizaya gelir. 90 derece döndürdüm bakın bir çeyrek daire şeklinde gördüğünüz gibi. Bundan sonra şurayı sileyim nasıl olsa bulduk artık. Ve Yine eş üçgen çünkü AB ile AB üssü arası değişmiyor döndürünce. Bundan dolayı alfanın karşısı kaç birim? 10 birim. O zaman burada da 10 birim. Betanın karşısı arkadaşlar 8 birim. Haliyle burası 8 birim. Demek ki betanın B'nin yeni koordinatları 2 buradan 8 buradan olduğu için eksi 10 ordinatta 10 olacak C şıkkı.